Vero. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün size Luna ile ilgili bir video çekmeye karar verdim. Aslında bir köpeğin ihtiyaçlarından bahsedeceğim. Değil mi Luna'cığım? Bu neymiş anneciğim? Mesela Luna bunu gördüğü zaman dayanamıyor. Peludo. Bravo. Bravo. Lopaccio. Lopaccio. Evet, ilk olarak bir köpeğin tabii ki tüyleri ve tüyleri için almanız gereken bazı taraklar var. Benim şu an kullandığım tarak, bir dakika Luna'cığım, şöyle çok sık dişli bir tarak arkadaşlar. Yani şu an beni sev anne modundayız. Çok sık dişli bir tarak kullanıyorum ama bir tane de seyrek tarağımız var. O şu an yanımda değil. Size yana böyle fotoğrafını bırakırım. Onu da duşta daha çok kullanıyoruz değil mi Luna'cığım? Onu da duşta kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü duşta ıslak tüylerini daha rahat taramamız gerekiyor. Şimdi ben sadece bununla günlük tüylerini almaya çalışıyorum. Geçenlerde Luna rahatsızdı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Size orada çektiklerimi şöyle bir şu anda izleteceğim. Ben o sırada kızımın tüylerini tarayayım. Size çıkan... Ne oldu? Ne oldu? Size çıkan tüyleri göstereceğim. Siz Luna'nın o hasta halini falan görmemiştiniz ama dediğim gibi kaydettim. Siz bir onları izleyin. Sonra Luna'ya verilen ilaçları falan göstereceğim. Ve onun dışında biz ne kullanıyoruz Luna için onları size göstereceğim. Birazdan görüşürüz değil mi? Bay bay yap anneciğim. Hey, ben Armand tabi. Oy, oy, mami kuzum yenim yenim. Yeni mami ile yenim. Oy, si, 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 si. Hey, Piccolina. Oy, this little Piccolina. Veterinere geldik anneciğim, dur heyecanlanma. Araba durunca böyle bir heyecanlanma geliyor. Fabio da indi ya şimdi. Önce biziyle basayım dedi. Öyle Luna'mızı alacağız. Bu bacağı biraz şişti arkadaşlar. Eklem yeri falan. Sabah böyle ayağı da biraz şişmişti. Sabah fark ettik ve bizi çok korkuttu bu durum. O yüzden beklemek istemedik. Aslında normalde zaten hafta sonu bir veterinere gidecektik. Ufak bir işi vardı Lunetta'nın ama bugün gelmiş olduk. İnşallah çok bir şey yoktur. Şurada bir şurasında bir şişkinlik var. Şu an belli olmuyor da tam böyle bir oturduğunda belli oluyor. Bakalım. Biraz korkuttu bizi. Aspetta piccolina. Liquido non ne sento. Potrebbe frattura, almeno niente. Almeno la frattura normalmente credo. Şimdi doktordan çıktık. Bunları almamız gerekiyormuş arkadaşlar. Böyle hani tam olarak ne olduğunu tabii ki anlayamadı ama böyle minik bir şey var, ilacı var. Onu alacağız eczaneye gidip. Şey mi tamamdır? Şey, babasına bakıyor. Fabio da şu anda eczanede. Biraz böyle bir tanesinin için bayağı zor aslında. Uygulamalı falan yapmak gerekiyor. Bakalım nasıl yapacağız. Neyse Fabio aslında ve gider gitmez yaparız artık diye düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar. Sonra şu şekilde bastığınızda alabiliyorsunuz. Bu bizim günlük Luna ile yaptığımız bir şey. Diğer tarağı dediğim gibi duş sırasında kullanıyoruz. Bununla kendini taratmayı çok seviyor. Onu söylemeliyim. Şimdi size doktorumuzun Luna'ya ağrı kesici olarak verdiği ilacı göstereceğim.
Şöyle bir ilaç verdi doktorumuz ağrı kesici olarak. Luna bunu 5 gün boyunca kullandı. Yarım doz aldı. Köpeğinizin kilosuna göre değişiyor. Eğer hani nereden alacağım, nereden bulurum falan diyorsanız, İtalya'da köpek ya da işte kedi sahibiyseniz bu tarz ilaçlar nereden alınıyor? Aslında evcil hayvanlar için zaten bir eczane var. Oralardan alabilirsiniz ama biz bunu normal bir eczaneden aldık. Sipariş üzerine de getirtiyorlarmış. Eğer diyelim ki ellerinde yok, sipariş de edebiliyorlar sizin için. Gayet güzel bir ağrı kesici. Çok işe yaradı Luna'da ilk günden itibaren. Onun dışında Luna'ya aylık olarak kullandığımız şöyle bir tane damlası var arkadaşlar. Bu dış parazitler için kullanılan. Şurada zaten yazıyor. Bir damla 20-40 kilo arasında. Bizim kızımız bu aralığa girdiği için biz bunu kullanıyoruz. Bunu da Amazon'dan aldık biz ama dediğim gibi hem eczanelerden hem online alabilirsiniz. Nasıl bir şey olduğunu da şöyle size göstereceğim. Burada nasıl kullanıldığı zaten yazıyor. Çıkartayım şöyle. Bu şekilde vücudunun burada mesela kaç bölgesine diyoruz. Bazı ilaçlar 3 bölgesine vücudunun, bazı ilaçlar 4 bölgesine damlatılıyor. Damlatıyorsunuz. Aylıkta yapılan böyle bir tane dış parazit için damlası var Luna'mızın. Luna'cığım sıkıldın mı anneciğim? Annenin işi bitsin Luna, seninle oynayacak, tamam mı? Sıkılma bebeğim. Şimdi sıra geldi buna. Bu da kulak temizliği için Luna'nın. Kulağını biz köpeğimizin 10 güne bir, 2 haftaya bir falan temizliyoruz. Ne kadar hani aslında en az galiba haftaya bir temizlenmesi gerekiyor. Bu ne kadar kendini kirlettiğine bağlı. Kışın böyle çok kafasını oraya buraya sokmuyor ama yazın gel. Ama yazın çok fazla kirleniyor arkadaşlar. Bunu kullanıyoruz. Bu bir sıvı şeklinde. Bunun spreyi de varmış. Biraz kulağına koyduktan sonra biraz böyle masaj yapıyorsunuz. Şu an gösteremem. Kulakları kızımın yetişmiyor buraya. Masaj yaptıktan sonra da güzel bir pamukla temizliyorsunuz. Çok acıtmadan, çok diplere inmeden. Kişisel hijyen olarak bize bunlar yetiyor arkadaşlar. Ama eğer siz evinizde bakıyorsanız tabii ki farklı farklı şeyler kullanabilirsiniz. Daha aşırıya kaçabilirsiniz. Evet, Luna'nın genel olarak bakımları bu şekilde. Onun dışında bol oyun, oyun için frisbee, tenis topları, futbol topları, zaten onları videolardan görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de arabadaki güvenliği için ben bir tane güvenlik kemeri almıştım Luna'ya. Onu da böyle yana koyarım şu an, o evde çünkü. O tarz bir şey kullanabilirsiniz eğer arabada rahat seyahat etsin istiyorsanız. Ya da tabii ki koltuklar falan da var köpekler için. Bizim köpeğimiz biraz oraya bakayım, camdan bakayım falan tarzında olduğu için biz koltuk yerine sadece böyle bir emniyet kemeri tercih ettik. Yani yandan komşular beni görüyor mu acaba diye bir yandan şeyim. Çok rahat değilim. Dışarıda video çekmek çok iyi bir fikir değil, onu söyleyeyim. Yani değil mi? Değil mi? Kızım, bebeğim. Bizim kızımız bahçede olduğu için arkadaşlar kışın, bir de biz bunun dışında tabii ki bol bol kıyafet falan giydiriyoruz. Evine bir sürü battaniye falan koyuyoruz. Luna sabırsızlanıyor arkadaşlar. Beni oyuna çağırıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Köpek bakımıyla ilgili hani ben yemeklerinden falan çok bahsetmedim. Sadece şu an minimalde hijyeni olarak ya da bir rahatsızlığı olduğunda, ağrısı olduğunda ne yapabileceğinizden bahsetmek istedim. Evet, kapatma vakti geldi. Onun için aslında konu çok uzun. Başka neler yapıyoruz? Mesela kullandığımız şampuanlardan falan bir gün belki bahsederim. Köpekler için ayrı şampuanlar var. Dış parazitleri de önleyici. Onları da eğer köpek videosunun ikincisini istiyorsanız başka bir videoya saklayalım. Benim kızım oyun istiyor. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın. Bye bye. Ma tu non puoi aspettare che mamma finita? Ma non puoi aspettare che mamma finita, piccolina? Non puoi? Ma sei piccolina per caso? Piccola di mamma, piccola di mamma. My days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs.